Çek elini. Yasemin çek elini. Çekmeyeceğim hadi. Vursana bir yere. Yasemin bırak. Ne oldu? Ha, korktun mu? Efendim Bekir. Polisi aradınız mı? İyi yapmışsınız. Yoldayım, ben de geliyorum. Ne olmuş? Kuzenin Ahmet'i bulmuşlar. Efendim Rasım abi. Evden bir haber aldın mı? Yok, hayırdır abi, niye sordun? Evde olağanüstü bir hareketlilik varmış. Bizim çocuklar aradılar şimdi. Abi arkadan Nevin de arıyor. Ben kapatıyorum, arayacağım seni. Efendim Nevin? Adem, burada durumlar çok karışık. Ne oldu Nevin? Gökçe denizde ceset görmüş, yanında Ece varken. Nevin ne diyorsun? Ece nasıl? İyi sayılır ama çok korkmuş tabii. Nevin, ben şimdi yoldayım, geliyorum. Sakın panik yapma, tamam mı? Ece'yi de yalnız bırakma. Tamam canım. İyi günler kardeşim. İyi günler. Timur Karatan'ın villası değil mi? Evet, memur bey. Buyurun. İhbar var kardeşim. İhbar mı? Ne ihbarı? Biz az önce savcılığı aradık zaten. Vallahi burada rızası dışında birini tuttuğunuza dair ihbar aldık. Yani anlıyorum memur bey ama kusura bakmayın, savcı gelene kadar bekleteceğim sizi. Biz savcıya haber verdik çünkü. Gökçem, bir şey ister misin kızım? Anlat bana bir tanem. Annem geldi aklıma Nesibe abla. Ya onda biri böyle bulduysa? Bir başına, yapayalnız, hareketsiz. Ya bizim hiç haberimiz olmadıysa? Kızım, düşünme böyle şeyler şimdi. Babam nerede kaldı Nesibe abla? Gelir şimdi. Gelir, hiç merak etme sen. Tutuklamazlar değil mi babamı? Yok canım. O nereden çıktı? Bir şeycik olmadan eve gireceksen merak etme kızım. Timur, ne oluyor? Polisler niye burada? Eve girelim. Her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz. Bekir, nedir bu kalabalık? Neden bu kadar polis var? Polisler ihbar için gelmişler Timur Bey. Ne ihbarı? Yani biz aslında savcılığa haber vermiştik ama... Savcıyı bekliyorduk aslında Timur ama bir de ihbar durumu oldu. Durumlar biraz karışık yani.
biri bana ne ihbar olduğunu söyleyecek mi? Ahmet Tok sözü bizim burada alıkoyduğumuza dair bir ihbar. Biz de cesedi bildirince... Ne cesedi? Hayatım, maalesef Ahmet'in cesedini bizim sahilde bulmuşlar. Nasıl yani? Ahmet ölmüş mü? İyi değilsin sen. Gel içeri gidelim. Nasıl ölmüş? İşin aslı ne? Fena hırpalamışlar. Ama silahla yaralama yok. Artık baygın attılar, sonra boğuldu mu ne oldu? Orasını adli tıp söyleyecek. Bizim güvenlik ekibi ne yapıyormuş? Kimse bir şey görmemiş mi? Yani, olağanüstü bir durum olmamış. Zaten cesedi de Gökçe Hanım olmuş. Biliyorum. Yanında Ece de varmış. Fatma, bir su getirir misin bize? Gel güzelim, otur şöyle. Nasıl olmuş? Bilmiyoruz daha. Sen hiç aklını yorma bunlarla. Ben elbet öğreneceğim nasıl olduğunu. Sağ ol Fatma. Gökçe nerede? Odasında. Nesibe abla yalnız bırakmadı onu. Yanında o da. İyi. Ben bir Gökçe'yi görüp geleyim, olur mu? Timur, savcı gelmeden konuşmamız lazım. Avukatlarla görüştüm. Bu ihbar meselesi sıkıntı yaratabilir diyorlar. Gökçe'yi bir göreyim, ondan sonra olur mu? Baba! Neredesin sen ya? Kızım, ben de sana geliyorum. Buradayım artık, merak etme. Korkma, tamam mı? Çok korktum be. Gözümün önünden gitmiyor baba o manzara. Böyle bir şey yaşadığın için o kadar üzgünüm ki. Lütfen herkes beni dinlesin. Biliyorum. Yaşadığımız çok korkunç bir olay. Ama maalesef bundan en çok etkilenen Yasemin oldu. Çünkü bulduğumuz kişi Yasemin'in kuzeni Ahmet. Ne? Yasemin? Başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Kuzeni aynı zamanda Yasemin'i kaçıranlarla işbirliği yapmıştı. Muhtemelen polis hepinizin ifadelerine başvuracak. Sizden ricam, polise Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmemeniz. Çünkü bu onunla ilgili değil, benimle ilgili bir olay. Bir düşmanım var. Uzun zamandır. Muhtemelen Ahmet'i maşa olarak kullandı. İşi bittikten sonra da... Ama korkmayın. Tamam. Çünkü kimsenin aileme bu kadar yaklaşmasına... ve içimizden birine zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğim. Dediğim gibi... siz sadece Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmeyin kimseye. Sizler sakin olun. Gerisini ben halledeceğim. Söz. Yasemin, böyle olmasını hiç istemezdim. Sen de kendini kurtar şu hayattan ya. Ya alacağın parayla bir şeyler yap. Bak söz ver, çocuğun için bir şeyler yapacaksın, tamam mı? Tamam.